1000 Galatasaraylı 10.000 Fenerliği yok etmeli. Sevdiğim korktuğum şeyleri var. Kafam rahat ya. Aklıma 10 tane şaka geldi. Hiçbirini yapamam. David Copperfield vardı. O şimdi de mesela Kemal Kılıçdaroğlu. Ben şimdi şantiyedeyken biz bu bana kitapları falan yayınlamıştık. Evet. O böyle bir tantana oldu. Gazetelere falan çıktı. Şantiyeye geldim. Bütün şantiye sıraya geçti. Herkes beni tebrik etti. Sırayla mı? Aa. Böyle bayram şeyi gibi. Ben böyle şey oldum. Herkesi en son patrona gittim. Onu herkes elimi sıktı falan. Peki şey muhabbeti kimse ne yaptığımı bilmiyor oğlum. Hani nasıl? Ne yaptığımı kimse bilmiyor. Ama eli sıkılacak bir şey yaptın yani. Evet ya gazeteye çıkmış falan diye düşünüyorum çok... falan. Herkes tebrik ediyor. Bir şey yani. Büyük ben ses de onu soracaktım. Böyle elini sıkarken tebrik ederim mi diyorlardı. Tebrikler. Tebrikler. Karışma, tebrikler. Şey ama ne için olduğunu bilmiyor. Hiçbir fikirleri yok. Ben benim herhalde ilk izlediğim şeydir o. Ya ben YouTube sanıyordum onu. Hani açsana şey diye. YouTube'u ben o yüzden açmış olabilirim. Evet. Yani çok fazla bir şey yoktu içinde. İlk video. Türkiye'de. Abi bayağı YouTube... çok az şey vardı. Oğlum dünya şey sıralamasında durdu ya video. İki ay falan. Çok dünya önemli. Listesine bakıyorum. 66. sıradayız ilk yüzde falan. Ulan diyorum hani hiç video yok. Hiçbir şey yok yani. Ama çok yaratıcı da bir video ya. O şey çok acayipti ya. Ben hatırlıyorum. O video çok güzel bir video ama o. Taşlarını yapmıştık ve çok gülmüştük. Öncesinde yani ne kadar çalıştınız bana onu? Çok sıkıcı ve çok böyle patates gelmeye başladı. Hani yani bir artık ben şey oldum. Tamam abi yani benim için o espri bitti. 10 defa bitti. Ve bununla ilgili bana bir şey soruyorlar. Yani sürekli nasıl çıktın hikayesini istiyor. Abi tam eğlendik ya bitti amına koyayım anladın mı? Şu anda artık böyle şeyler bir gün sürüyor ya. Hatta siz onu şey yaptıktan sonra normali o abi ama bir şey ya. Böyle çok fazla sürdürmek de çok sıkıcı. Yok, çok zaten sıkıcı onlar şey sürdürmedi. Ya. Onlar o işi yaptıktan sonra çok mesela Okan Bayülgen falan da yaptı. Şarkıları değiştirme işte Begüm şarkısını Begüm tabii. O öyle şey, bir şey var furya başladı. Halbuki bir kere bulmuştu bitmişti. Evet, sıcak bir de. Yani aslında ya tabii ki orada ilk yapan siz belki başka yerde de yapılıyordur ama hani böyle bir şeymiş o yani. Hani oradan böyle bir şey çıkabilir. Ama insanlar olsun müzik ya. Volkan'ın hala işte şarkıların sözünü değiştiren biri olsaydı yani Volkan'a duyacağımız saygı. Yani hala yaşayan böyle. Abi son şeyim dediniz mi benim ya böyle bir. Abi ya Ed Sheeran'ın şarkısını çok iyi yapmışsınız falan diye. Bu şey gibi abi benim yıllar sonra. Popülere yakın. 20 yıl sonra böyle okullarda haydi gelin falan diye serme dertimle beraber. Ama bir tane daha yaptınız galiba. Hı? Çok yaptık. Şu anda bir tane. Yok artık yapmıyor. O tarz yapmıyor. Benfero muhabbeti. Benfero yaptık evet. Aynı. Bir de ama şey... birazcık böyle bir kendinden gelişen garip bir şey oldu. Ya yani siz müzik ve mizahı çok iyi yapıyorsunuz ama. Hayır şöyle böyle insanlar için bir yerden sonra bunu yapmak çok sıradan bir şeye dönüşüyor ya. Hmm. Ve hani atıyorum. Abi işte Shape of You yaptık. Anandamı diye değiştirdik. Yani öyle bir şeye dönüyor ya böyle hani artık sen de çok sıkılmışsın ama böyle bir şekilde hani para kazanmak için yapıyorsun bunu. Abi bizim öyle dönemlerimiz oldu. Ben artık böyle mesela atıyorum rap şarkı istiyorlardı. Ben dedim ki yani Tansu'ya hani o müşterilerle şey yapıyor, görüşüyor. Ne olur dedim şunu söyle yani rap şarkı yapmıyoruz de o zaman. Çünkü ya reklam filmi falan çekmek istiyorum ben tamam mı? Hani öyle bir şey yapalım hani. O öyle kırdık yani yapmıyoruz diyerek kırdık ya yani. İşte. Çünkü sadece bunu istiyorlar. Ha şöyle korkutucu yani. Ama iyi yaptığımız için sıkıntı orada ya. Hayatım boyunca bu para kazanacaksan belki ben şunu diyorum bir süre sonra istemeyecekler bitecek. O zaman bunu iş yapıp başka bir hobi bulacaksın kendine falan. Gibi bir şey olacak evet. Ya da kendi yaratıcılık. Bu peki bu şimdi adı Best Motel Pro sır spesifik bunu yapan bir şirketin adı ne olurdu diye düşünüyorum ben. Şarkı sözlerini değiştirme şirketi gibi bir şey. Bilemiyorum. Sloganı da olur yani en iyi biz değiştiririz Şete falan. Falan gibi. Şetüm. İçeri girecek misin gibi. Bunlar necilikten? Şetücülükten. Şetücülükten. Aynen. Şarkı sözleri. Nasıl bir örgüt lan bu şarkı sözlerini değiştirmişler. Abi dönem bizi çok seviyordunuz ama falan dedi açıklama. Çıkıyor. Biz sadece dinledik abi. Bu adamlar yıllardır şarkı sözlerini değiştiriyorlar. Bunların sözleri başkaymış be. Abi. Yani Tarkan'a gidiyorlar falan. Abi kış güneşi değildi o. Başka bir şeydi o. Biz kendileri yapıyor zannediyorduk. Maalesef. Bunlar şey. Reklamcılığın abi zaten iki tane ana şeyi var, dalı var. Birincisi şarkı sözlerini değiştirmek. Okay. Yani herhangi bir şarkıyı al, sözlerini değiştir, ürünü uyarla. Zaten bundan çok fazla var. Bir de anti karakter yaratmak. Hmm. Yani mesela işte Türksel reklamı, Öz Türksel. Hani işte Opet var, Cem Yılmaz'ın da bir benzincisi var. Evet. Rakip, o markayı sevmeyen, onu kötülemeye çalışan ama başarılı olamayan karakter. Bir de şarkı sözlerini değiştir. Yani bir şarkıyı al, üzerine jingle yaz.
Geç yani. Can Yılmaz'a sevgi ana... Can Yılmaz deyip onu sinirlendirmek gibi. Gibi. Kötü sinirli böyle daha espri yapamayan. Reklamcı olmak istiyorsanız. Yılbaşı için önceden bir araştırıyoruz. Hmm. Geçmişe bakıyoruz. 90'larda ne olmuş falan derken biz bir videoya düştük ve suç işleniyor abi. Videoda böyle bayağı bir kadınlar kucağa alınıyor. Aa diye birbirlerini atıyorlar. Bayağı suç işleniyordu ve böyle kaldık. Unutmuşuz yani onu. Hatırlıyorduk aslında şey da. Tam bir şey dönem ya. Kara dönem. Yani bayağı bir yani. Toplu bir dönem. Show dünyasının geçmişi zaten yapmayın. Tamamen yapmayın yani. Yani. Direkt evet. Yani şey don'ts yani. Evet. Koya korkutucu yani. Şey yapamıyorsun. Bu da öyle yani. Olacak mı ama mesela? Hayır. Şu andaki de taş öyle olacak mı? Taş şak geçmek için gösteremiyorsun ha. Bile programda. Yok yapamadık. Bunu göstermeyin yani. Dedik yani. Bunu yani, oğlum dedik yani. Reaksiyon saçma videosuna koya koymayalım İşte ama bak, bakın şey çok garip değil mi? O dönemki aklı başında bizim gibi yaşlarda insanlar bunu o kadar problem etmedi. Sosyal evrim o kadar hızlı gelişiyor ki. İşte şimdi de o öyle mesela. Mesela dediğin çok doğru. Şu an burada yaptığımız muhabbet mesela 10 sene sonra suç kırpıp... Mu? Koyamayacağım şeyler söyledik mi? Sinan sik sik diyormuş, öbürü yarrak diyor. İnanamıyorum bu insanlara falan. Sadece kelimeler de değil. Yani. Aa, bunların başlarını... Mesela şöyle bir şey olabilir. Dört adamın oturup konuşması gibi bir şey bile olabilir. Ama bence o biraz şey gibi olur. Mesela telefonlar bir ara küçülüyordu da sonra büyümeye başladı ya. Evet. Yani küçüldü. Evet, o kadar sonra... küçüldü ki. Aman evet, okuyayım çok küçüldü. Ve büyümeye başladı. Evet. Bu da öyle bir şey olabilir. Yani bir diyalektik gelişecektir. Hani tamam konuşmayalım, sik de demeyelim, göt de demeyelim. Bir gün bakacaklar muhabbet çok küçüldü. Herkes yarrak kostümü giyip aynen, oturacak. Aynen artık ona oraya zaten doğru gidecek. Amerika'da yani. Onu öyle işte bu cancel culture falan filan muhabbetinin geri dönmesiyle alakalı bir şey başladı. Hı-hı. Özellikle şu Johnny Depp davası sürecinde Amber Heard orada böyle artık bu finaldi. Buradan geri dönüyoruz. Bakalım diyorlar. Nereye gidecekler. Ortalama bir yere gidecek diyorlar. İnşallah biz komedyen olduğumuz için bizim için yani kelimeleri daha çok kelimemiz olsa daha iyi olur. Kelimeden ziyade bence kavramlar daha sıkıntılı yani. O da sıkıntı doğru. Yani sik demek ne bileyim ya yani küfür etmek bir şey de bir de böyle kavramlar var. Yani genel olarak hiç sanki ayak basamadığın mahalleler gibi. Yani oraya hiç giremiyorsun korkuyorsun mesela, yani. Mesela anayasa değişse mesela ilk bizim ezberlememiz gerekli gibi. Evet ne evet. Ne yapıyoruz ne ediyoruz falan diye. Yani oturup böyle bayağı hukuk profesörü gibi çalışman lazım. Tabii. Vallahi sahnecilik zor iş abi. Ama benim götüm yemiyor mesela. Gördük. Konuşmuştuk yani. Çok da iyiydi yani. Keyifliydi ama bak o da bir safe zone'du ne bileyim kağıt çekiyorsun hani evet. Kısmetin bir şeyi var ya böyle bir paketi evet. Var. Şimdi bir yekten çıkıp ben bunu hazırladım demek. Ya ben o yüzden o hani improvize şeyleri seviyorum çünkü aslında benim için de bir beni mazur görün yani. Şu anda bunları atabiliyorum gibi bir şey var. Ama hazırlık yapmak bir şey hazırla desem ben hiçbir şey yapamayabilirim. Yani. Ama zaten oradaki şey de şu ben hazırlıklı geldiğimi vermemeye çalışıyorsun. Ya tabii ki ama. Onun da işte. Var yani bir hazırlığı. Evet tabii. Yani aslında tanıdığım bir şey mesela biz de hani programda oturuyoruz, çalışıyoruz. Birçok şey bölüm bölüm bir şey netleşiyor ama. Improvize gibi. Gibi evet. İşte o yanını çok iyi dengeliyor. Sihirbazlık. Bu ben ona çok benzetiyorum. Elini göstermeden sihir yapmıyorsun aslında ama elini göstermeden bir şey attırmaya çalışıyorsun. Ben hala inanıyorum ya. Ne? İnanmak istiyorum. Evet. Valla çok beni en çok mutlu eden şeylerden biridir yani. Sihir gösterisi demek sihirbazlık. Evet bazen. Yani ben çok seviyorum yani. David Copperfield var değil mi? O şimdi de mesela Kemal Kılıçdaroğlu. Yani kaybediyor. Yani. Ya, çat diye böyle. Bakın şimdi %5'i ne yapıyorum? Onlar büyük şeyler yaptı ama David Copperfield. İşte heykeli yok ediyorum. Bayağı adamı oradan tabii. Çıkartıyor. Paris'te çıkıyor falan böyle. Öyle şeyler yapmıştı ya. Çok büyüttüler o sihir işini ya. Artık inanılmaz. Ya bir yerde bir dengeledi Vegas. Ama sonra çok böyle ortalama. Evet. Böyle hani o kadar da değilmiş. Bunun büyüsüne kapılmayın diye çıkartmış gibi ya. Kart seç. Evet kart seç. 3 mü? 5 mi? Ya yeteneksizsiniz de dengeledi her şeyi. Her şeyi. Evet. Yani bir şeyin kalitesi artıyorsa bir yeteneksizsiniz şovuyla birleşip. Ya. Yeni şeyi budur evet. Noktasına geliyor. Bir hayır de... bunu çok büyütmeyin. Bu budur yani. Bak böyle de var. Şey yani. O da yabancı format. Talent bir şeydi değil mi? Hı-hı. Değil mi? Evet, evet. America's Got Talent mı? Öyle bir şey galiba. Orada mesela cam yiyen adamın yeteneği var ya. Yetenek değil mi mesela cam yemek? Abi bilmiyorum yani. Ölmemek yetenek bence. X-Men mi? Hayır. Bu arada yani. Hayır, ben ölmüyorum. Evet. Yani X-Men gibi bir şey. Ya da cam yiyip yani. Sıçabiliyorum. Bir ekstra evet, bir işte. Şey gerekti. Bir zaten prestije gerekti. Bizdeki şey o olur yani. Tabii. Yedin ama nasıl. Hayır sen yetenekli değilsen sen farklı çeşit bir insansın demek lazım. Çünkü ben, cam yiyorum bir şey olmuyor. Bardağı yiyen adamın bardağı bardak olarak sıçmasına. Prestij bence öyle bir şey yani. Prestijli olan budur. Tam böyle bardak gibi çıkaracaksın. Kaşığı koyuyor böyle. Bir şey diyeceğim. Sihirbaz arkadaşın var mı? Yok. Yok ama tanıştım abi. Kubilay Bey'le tanıştım. Var. Kubilay var. Sihirbaz mı? Tabii ki. Benim var. Neyse. Sen ara sihirbazı diyelim o zaman. Yani. Senin var mı?
Tolga diye bir arkadaşım var. Tolga'yı belki YouTube'dan bilirsiniz. Iron Man kostümü yaptı herif kendine. Biliyorum. İcatçı. Bayağı Iron Man kostümü bu arada. Evet, bayağı 3D printer'dan herif parça 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 çıkarıp birleştirerek elinde falan çık 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 sesler çıkıyor. O sesler çık 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 çık. Baya yapmış şey açılıyor. Yani. Ses komutuyla çalışıyor. Alev atıyor elinden. Çok burada hoş. İşte radyoaktif şey yaptı. Iron Man olmuş o zaman. Olmuş. Iron Man oldu herif. Uçamıyor sadece. Bir Iron Man nasıl olabilir? O çocuk aynı zamanda çok iyi bir sihirbaz. Ama böyle 6 yaşından beri yapıyor herif. Ben olsam Iron Man olduktan sonra bırakırım sihirbazlığı. Ama uçamıyor. Ama Iron Man şöyle abi ne yapıyorsun? Şamarı koyduğun yere yıkılan bir Iron Man olacak. Mucitçi bir insan. O hacimde mi acaba şeyleri? Şimdi şöyle bir şey abi. Bence sihirbazlığın şöyle bir ayracı var. Şimdi diyelim ki sihirbaz çıktı sahneye ve televizyondan izliyorsun ve bir şeyler yaptı. Tamam ve diyorsun ki yani abi bin türlü hazırlığı var. Bin türlü bilmem ne yaptı. Tolga bizim ofise gelip mutfaktan bir kaşık alıp böyle kaşığı tutuyor mesela. Diye böyle kaşık bükülüyor. Hadi be. Elimle yapsan yapamadığım bir kaşık. Büktün yani. Böyle bakarak büktün. Büktü abi böyle böyle. Anlattı mı sırrını? Hayır tabii ki anlatmadı. Herisi. Ya belki sığınmak için sihirbazım diyorsa başka bir gücü var. Bak şöyle yaptı. Akşam ofise geldik tamam mı? Biraz da Kadıköy'de böyle herkesin kafası güzel. Tamam mı? Belki de o kaşığı bükmemiştir. Vallahi. Bizim ofise girdik. Kalabalığız falan. Bir iki kişi daha var. Çok sarhoş çocuk vardı. O bayağı içmiş yani. Ben ayıktım benim bir şeyim yoktu. Böyle hadi lan dedim işler yaptı aklımızı sik dedim ama yani, aklımı sikmeni istiyorum yani aklımı yitirmek istiyorum şu anda falan. Peki dedi. Bira kapağını aldı tamam mı? Böyle elinde çevirdi falan. Böyle şöyle yaptı tamam mı? Ne olabilir böyle yapınca bir bira kapağını? Kaybolabilir falan. Uçağa gider. Fırladı kapak sonra böyle dönmeye başladı. Havada. Havada. Sağ çocuk böyle de. Böyle bir şey dönüşü tamam mı? Ya ne oluyor falan. Aklımızı sikti yani. Peki tamam böyle mı? Yavaş mı dönüyor? Abi havada uçtu yani. Ve yavaş yavaş yere indi böyle. Abi çok kalite benim. Nasıl yaptın benim... amına koduğun çocuğu? Nasıl yaptın ya? Mesela bunu yaparak normal hayatta mesela her şey yapabilirsin ya. Mesela iş görüşmesindesin falan. Bir de bunu yap, yine bunu geriye yap. Çek. Hayır, yine bunu yap bak, mesela. İş bu, görüşmesinde bana mesela ne sorarlarsa bunu yaparım. Hocam ben insan kaynaklarında aslında asıl hedeflediğim falan. Mesela şu, direkt şöyle yapabilirsin. Her şeyi yaptırabilirsin. Yani sihirbaz olduğunu söyleme dünyaya. Sen bunları yap. Ama o mesela zaman... bir, seni dövmeye geldiler bir saniyede. Kapağı göz. Ama bunu işte kafanızda yapalım. Onunla beraber vururlar. Çok da olmaz. Kapağı yani götüne sürekli burada yani. Yemez mi abi? Yok yemez abi. Çocuklar halis görüyorum. Abi onun bir şeyi var bende. Bir kalp şey de içmedim. Anısı var. Çok benzer abi. Bir yan kesiciyle bir ortama düştük. Çok pro. Yani diyor ki baş parmağım olmasa şunu amına koyayım kestirebilsem diyor. Allah'ın cebinden peygamberi çağırırım diyen adam yani. Çalışan herif yani. Şu diyor işte büyük sıkıntı. Ama dedi ki ne kadar ustasın dedik. Maç izliyoruz. O burada oturuyor. Arkadaşım burada oturuyor. Dedi ki maç bitene kadar kolundaki saati çalacağım haberin olmayacak dedi. Oğlum söyle yani söyledin çünkü ve devamlı çocuk şey saatinde maç izliyor ama falan. Fakat maç izlemeye devam ediyoruz. O da karşı masada abi. Abi maç bitti falan. Çocuk dedi ki saatim matim. Çocuk göster saatim. Bu da bir sihirbazlık değil midir abi? Adam yani sadece... Kesinlikle. Şey güzelmiş ama sihirbaz olduklarını söylememe şeyi başka bir şey olsalarmış güzel olmuş. Ya ben mesela Ametem'de çalıştırırdım onları. Nasıl yani? Sihirbazlık diye bir şey yok. Bu adamlar var ama. Bunları evet. Yapabilen adamlar. Evet. Ametem'de herif uyuşturucu bağımlısı falan. Aslında bunlar ayık kafayla da olabilir gibi mesela. Tak çeviriyor falan. Gerek yok. Hiç gerek yok gibi. Yani. Gerek yok, gerek yok. Ben size sihirbaz getireceğim. Siz bunları bırakın. Gerek yok. Gerek öyle söyleyeyim yani. Ben ara ara şeyi düşünüyorum işte. Bu Netflix'te dizisinde yaptılar ya. İsa Mesih mi değil mi? Hani Mesih diye bir şey yaptılar. Geldiğinde çok fazla şey yapması lazım. Ya bu kapaklarla, bilmem nelerle olacak iş değil. Çünkü o kadar çok artık her şeyi alıştırdılar ki buradaki yerel sihirbazlar. Holding hani level'ı bir şey yapması lazım. Tabii. Bakın Koç Holding artık yok falan diyeyim böyle. Peki abi İsa gelse tekrardan. Halka arz ediyorum. Bakın şimdi bu çiğ köfteci holding yapacağım diye bir yanda. Ama 3 sene bekleyin falan. Ben şu an takip ediyorum burayı gibi. Bence şunu sihir. Yapması lazım. 1000 Galatasaraylı 10.000 Fenerli'yi yok etmeli. Böyle bir video vardı evet, ya. Evet evet evet. Bence 1000 Galatasaraylı 10.000 Fenerli yok eder. Yok. Çenereyiz. Abi de izlemiş yok kadar eder. Oldum. Elelden üstündür yani. 1000 Galatasaraylı bence 10.000 Fenerli yok eder. Yok eder. Bence diye lafa girmesi çok güzel. Evet. Bence.
Peki bakalım. Yani kendi fikri olduğunu söylüyor en azından. Bir yerden öğrenmiş bir şey. Evet. Ha, öyle bir şey öğrendiği kelime lazım. Bence olmuş olabilir. Şimdi bir şey yeni öğrenmişse sürekli onu kullanıyorsun. Evet, cümle içinde kullanmazsa da sızdır. Evet, bence yeni öğrenmiş o. Bence yeni öğrenmiş. Ama ondan sonra bir şey öğrenmemiş, yeni bir şey. Hep bence diyor her şey. Sen de onu daha iyi bilirsin. Abi ister misin? Bence isterim. Bana öğrendik. Kullanıyor doğru. Bence isteyebilirim. O Don't Look Up filminde de çok bariz bir gerçeği dünyaya anlatmaya çalışıp anlatamıyorlardı ya. O da onun gibi bir şey yani. Bir şey yapsam böyle insanlık işte artık ölmeyeceksiniz falan filan gibi bir buluş yaptım mesela. Bunu anlatamıyorsun ya. Abi o zaman insan işi çok zor değil mi? İsa şimdi gelse. Ondan bakın işte suyu şaraba dönün. Ne edendirdin oğlum? İçine şey katıyor bilmem ne. TikTok videoları var işte. Ölü dedikti mi? Öyle değil. Teyze senin oğluymuş. Yani o adam ispat edemez gerçekten. Ya şimdi ya. Biz bu İp var. Biz birazcık teolojik düşündüğümüzün ötesinde, Netflix'in de düşündüğünün ötesinde bir şeyle yapabilir. Aslında Teoman'ın yeni albümü olabilir teoloji. Güzel bir albüm ismi. Yani oradan girip tabii. Biraz da böyle hani varoluşçuluk falan bir yerden. Din tarihi, din tarihi. Din tarihi, din tarihi. Bir yerde bozulması lazım ama. Belki şey olabilir. Evet. Ama bak daha 17 şarkısı gerçekten pardon. Arkada dini bir gösteri olabilir. Hani hepsi canlandırılabilir bütün dinleri. Hani en kötü anlarıyla ama. Sahnede canlandırılabilir. Mesela şey mi? İslam'da Uhud okçularının tepeyi terk ettiği an mı verilecek gibi. Mesela yani. Evet. Onların terk ettiği an. İşte çarmıh olabilir. Bir şey olabilir. Güzel olabilir. Aklıma 10 tane şaka geldi. Hiçbirini yapamam. Evet. Şu an hiçbirini yapamam. Öyle oluyor değil mi? Sahnede yapıyor musun? Yapmıyorum. Yaradan'a sığınıp da girmiyorsun bu işlere. Bıraktım artık. Çocuklar diyorsun. Böyle bir eve bıraktım. Başına geldi mi bir şey? Ya yaptığında bir şey oldu mu? Sıkıştırdın mı? Şöyle bir şey olmaya başladı bana. Bu da bir itiraf gibi olsun. Bir şaka yapıyorum. Gülünüyor. Ve kahkahanın bitişinden şakanın... Onlar da anlamıyor. Gülüyorlar. Lan biz neye güldük kahkahası diye bir şey var. Ha! Böyle normalde kahkaha diye gider ya. Anladım. Onu ha diye vuruyor. İnanmayan birisi için çok rahat böyle yapabilmek. Sadece din ama sonra zaten iş büyüdükten sonra inanmayan şeye inanmaya başlıyor. Hani Müslümanlar inanmasa da Müşmanların onun dövebileceğine inanıyor. Onu ya şey zaten bu ben bir gerçekliği var yani. Yani evet ben, bir şekilde inanca oturtuyor yani. Ben inanç şakasından da çok korkmuyorum. Çok dikkatli yapmak gerekiyor. Çok dikkatli yapmak gerekiyor. Ben yapmamayı tercih ediyorum artık. Ama işte şöyle mesela şöyle bir durum oluyor abi. Şehirlerle alakalı mesela. Bandırma nasılsınız? Bir şey yaptım Bandırma'yla alakalı. İnançlı falan ya böyle. İzmit pişmaniye. Pişmaniye ile ilgili bir şaka yapıyorsun mesela. Yüzleri düşüyor böyle. Yani tabii abi böyle mikro milliyetçilikler. Mesela sen şimdi burada vermen oldu. Gereken örnek şehir vermediğin için İzmit'i söyledin ya. Bir şehri daha kaybetmiş oluyorsun. Evet. Abi fark etmez ya. Gerçekten böyle şey oluyorsun. Sahneden koşarak indiğin falan oldu böyle. Neden? Bir şey olacağını da değil. Korkuyorum böyle. Gideyim tamam. Evet abi. İşte Özgür. Özgür Kastamonu mu? Neresiydi ya? Özgür Kastamonu, bir yerin havalimanına ya. Küçük dedi burada. Evet. Küçüktür. Ah, evet. Ve böyle Facebook'ta Kayseri. Şey gruplar Özgür'ü tüfekle vuracağız falan diye gruplar kuruldu böyle. Bana, şey vuracağız. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Şu an çok sahnedeki komedyenlerin setleri editsiz paylaşılırsa 5 tanesinin falan başına bir şey gelmez. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Doğru. Net yani bence komedyen sahnede kalmalı. Yani bence videosu çekilmemeli. Evet. Yasak olmalı yani. Ama telefonu falan da bırakacaksın. Şöyle bir şey var yani. Adam hakkı olanı da anca o zaman aldı. 11 yıldır uğraşıyor. Evet ama yani şey şimdi atıyorum. Ama kendi sen, isteğiyle kendi adam edin, koydu. Kendi editini koydu. Çaresi yani. Kalmadı. O yoksa için. Bu çocuk zaten 11 yıldır yapıyor. Hı-hı. Bunu zaten mesela kulaktan kulağa yayıp şu andaki kitleye ulaşabilseydi. Bunu piyano olarak bilinçli yaparsın. Yani bunu ben böyle hazırladım dersin. Hı-hı. Ama komedi işini bununla bu kadar yan yana getirdiğin zaman sahnede çok zor abi. Evet, çok gergin bir şey yani. Bu arada şey de bu bilinçli yaparsın o bir özel bir versiyondur yani. Evet, şeye dönük, kameraya dönük falan. Onun dışında ya Cem Yılmaz'da da çok mesela kesinti vardı o var, son şovunda. Kahkahalar falan bölünüyor bir de toparlamak tabii. İçin arkada bir ses esetleri yapmışlar. Direkt ben şey oluyorum yani bekleme mesleki defa. Fena değildi bence güzeldi yani ben gülmüştüm. Ya çok beni rahatsız etti o kesintiler yani abi, bir şey izlemiyordum yani. Şimdi special'larla ilgili şöyle Amerika'da bir geyik var. Geçmişe yönelik döndüğün zaman bazı şakalar şu an hiç komik değil. Bazı special'lar şu an gün yüzüne çıkamıyor yapılmasına rağmen. Orada bazı öyle şakalar var ki şu an o komedyeni öyle hatırlatırlarsa yok ederler. Hı hı.
o kadar çok fazla şey var. Tabii. Şimdi belki ileriye dönük suç olabilecek şey şu anda vardır belki gibi. Ya bir de böyle şeyler şimdi geliyor. Şey vardır ya, bir şey yaratınca zamana yenik düşmesin falan. Ya abi sosyolojiye yenik düşüyorsun ama yani. Toplum bir yere gidiyor, bir yerden i̇şte 60 yaşından sonra yapacaksın. Hepsini yayınlayacaksın. Olduğu gibi koyacaksın adamı. Ya zaten ne var ne yok. Böyle tutup kovulacaksın. Anlatacaksın, verecek. Ya zaten şöyle kimle konuştuk? Özgürlerle Özgürlerle mi konuştuk? Bütün komediler gösterileri yayınlayıp kaçsa ülkeden, yani hepimiz ama böyle yayınlayıp gidiyoruz falan böyle. Ama arkada şey gidiyor. Kaos, herkes birbirini öldürüyor. Gülenler. Ya o kadar etkimiz olacağını falan. Arınma gecesine dönmüş değil mi? Aynen. Orç oluyor arkada. Ya şey işte, bu kadar etkimiz yok. O bizim etkimiz var sanıyordum. Ben orada sinir oluyorum. Yani bu arada gülüsün diye yapıyoruz. Bu arada bence George Carlin onu yaptı yani. Evet, böyle bir şey yaptı. Evet, yapıyor. Adam ona son en yaşlı hali artık hiçbir şey sikimde değil. Evet, yani yağdırdı yani. Ne ama vardı? Zaten ama George gitti yani. Ne George Carlin hapse iki defa girdi çıktı zaten. Ama onlar gençliğinde olmuş şeyler yani. Ya, ama yaşlandıktan sonra tık etti herif. Eskiden daha böyle şiirsel. Bir dönem daha politik, yaşlılığı direkt fişi ya çekmiş. Ya bu adam hapis yatsa zaten her hafta buna 3 tane oyun koyarlar. Farklı farklı cezaevlerine işte devam ettirecekler. Oğlum gerçekten öyle yaparlar. Allah korusun abi. Bunu yaptığın için cezaevine girip bunu yaptırmaya devam ederler. Öyle. Moral tabii olsun gece, adam değil. Tabii moral gecelerine çıkar. Tabii. Tabii tabii. Ya işte şeyi anlamıyorlar. İşte bir şey üretiyorsun ya abi. O ürettiğin şey sen sanıyorlar. O hala nasıl kırılamamış abi, ama yeşil çamdan beri kırılamamış bir şey. Ya bir ya. De ama şey abi, şimdi sen bunu kendin söylüyorsun. Baturay olarak söylüyorsun ama sahne şakası senin. Ya benim dayı da başıma geliyor. Tabii. Yani ya dayı da kukla lan pingpongdan gözü var. İşte dayı bunu dedi. Yani şey gibi basın açıklaması yapmış gibi. Yani görüyorlar onu. Manifesto şey, Erşan Küner'i ile ilgili bir şeyler söylemiştik dayı. İşte bu gazeteler bir gün falan filan dayının açıklamalarında antropozlu bilmem. Ulan okuyunca da ciddiye geliyor ama dayı dediği de şey evde duruyor. Askıdan portmantoda duruyor böyle. Bir gün önce de şey demiş yani Star Wars için. Boş ver espri bana ben falan demiş. Sen yani, üstüne mesela anlıyor böyle, musun bunu? Yok yok canım. Dayının dayı dedi o. Diye falan. Bence dayının ya. Ama o. Hakikaten eğer de öyle. Eğer bir şey olursa iyi paylaş. Kötüyü dayıya yani, yıkacaksın gibi. O biraz garip ya hakikaten bir şeydi ama abi dayı dediğin hissi var bende. Dayı çok sempatik ama ya. Yani dayının başına bir şey gelirse. Genel olarak komediyle alakalı bence. Problem o işte. Yani çok gerçek, şimdi gerçekle iç içe yapıyoruz ya. O yurt dışındaki o kültür, o bir savaş verilmiş ve o kazanılmış bir savaş var orada. Abi bu şakadır, bu komedidir. Buna dokunmayalım. Yani orada da sikertiyorlar da yani. Onu ama toplumsal bilince dönüştürüyorlar. Bizim ülkenin persona falan gibi kavramları hazmetmesi derken başka bir personayla persona falan çok personayı eleştirecek personayı çok uzak yani anladın mı? Yok, 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 yani çünkü gündelik zaten her küçük yaşayışlarda bunu böyle görüyorum yani bir çıkıp Kadıköy'de bir işlerini hallediyorsun dönüşte zaten moralin bozuluyor ya bu buradan bir bok olmaz diyorsun yani anladın mı? Eğitimsel bir şey de değil ya bilişsel bir şey yani varoluşsal bir şey yok adam yani yok gibi bir şey herif. Yani karşılaştığım o insanların çoğu yok aslında yani herif. Sadece bir yansımadan ibaret. Yani o adama ne anlatacaksın abi? Komple temizlemeliyiz. Mesela bence sıkıntı burada değil. Bunun üstüne birazcık da duygusal olması çok büyük problem oluyor. Yani kimyasal bir tepki mi oluyor? Adam böyle, yok adam ama duygusal da bir anda. Ve sevdiği bir şeyler var. Evet, sevdiği ve sevmediği şeyler var. Onun canlı ya hala. Ya işte canlı, ama yani canlı olduğunu verebileceği bir şeyler de söylemesi gerekiyor. Duygusunu çok kontrolünde bizim insanlar. O, abi, ona göre hareket ediyor. Aklın kontrolünde değiller işte. Yani duygunun kontrolü kolaydır ya. Yani Norveç'te duygu var. Sevdiğim korktuğum şeyleri var. Kafam rahat ya. Yani bu çok rahat bir şey için. Konforlu bir alan yani. Akıllı. Evet. Benimden uzak olmana kadar rahat otobüse bir şey ya. Otobüse bile duygularla biniyor. Tabii. Şimdiden otobüse binmek geldi. İsim otobüse biniyor. Her şeyi duygularıyla yapıyor. Ya ama her şeyi mantıkla. Hiçbir şey mantıklı. Benim hoşuma gitmiyor. Yani tamam abi hoşuna gitmeyebilir işte. Mitinge gideceğim. İçimden mitinge gelmek ya. Bir de yanlış yere gidiyorum. Kalabalık olalım diye. Abi ya sen yedin. Isırdı, yedi, çiğniyordu adam onu. Ben onu ailecek izliyorduk ve eğlendilerdi. Ben o sahneyi yani internette izledim ve kustum gülmekten. Tabii kusacağım bir an geliyor. Gülmekten kustum abi. Evet. Yani midem bulandı. O kadar çok güldüm ki nefesim kesildi. Karışık hisler yaşıyorsun abi bir de yani. Kustum yani.